Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizde Skor Match Sonsuzluk Arenası'nda nasıl daha fazla galibiyet alabilirsiniz? Nasıl daha fazla yıldız kasıp, nasıl daha fazla kutu açıp karakterlerinizi daha hızlı geliştirebileceğinizi göstereceğim. Formasyon olarak 3-5-2 formasyonu kullanıyorum. Bu 3-5-2 formasyonunda forvetlerde 2 tane çekiç kullanıyorum. Çünkü oyunun kaliteli diyeceğimiz Matsumoto, Sandberg, Sabri ve Aboubakar gibi karakterleri bana henüz çıkmadı. O yüzden kimse sevmese de voleybol olarak adlandırılan oyun tarzını kullanıyorum maalesef. Çünkü bu oyun tarzında çok daha fazla kazanıyorsunuz, çok daha fazla kutu açıyorsunuz ve çok daha fazla yıldız elde ediyorsunuz. Bu oyunda üçlü defansımda defans kanatlarında Patricio ve Nazari, Kaşif kullanıyorum. Seyyah ve Kaşif. Çünkü bunlar hızları 40. Ortalama hızdan yüksekler. İleride Sabre, Sandberg ve Aboubakar olan kullanıcıları durdurmamda yardımcı oluyor. Defansın ortasında da muhafız kullanıyorum. Muhafız kullanmamdaki amaç da olur da tek top çıkmam gerekirse diye kullanıyorum. Orta sahada yine iki tane çekiç kullanıyorum. Bu çekiçleri kullanmamdaki amaç kanatlara gidip orta açıp gol atmak. Kanatlarda da Estevez ve Zivkovic gibi oyunun en iyi, bence en iyi iki oyuncusu. Onları kullanıyorum. Eğer elinizde Estevez ve Zivkovic'iniz yoksa da koruyucu ve muhafız kullanabilirsiniz. Ama tavsiyem koruyucu kullanmanız. Çünkü koruyucunun davranışları, ofansif davranışı muhafızdan daha fazla ve topu bir tık sürebiliyor. Muhafız hemen topu ayağından çıkarmak istiyor. O yüzden koruyucuyla biraz topu sürmeniz gerekebilir. Forvet arkasında 10 numara pozisyonunda da yine çekiç kullanıyorum. Çünkü ortaları açamadığım zaman da şutları çok yüksek, çok güçlü olduğu için çok yüksek, çok güçlü olduğu için şut çıkararak çok rahat gol atabiliyor. Normalde eş karakterim de Max. Ama eş karakterini pek kullanamıyorum. Çünkü çok fazla sahanın etrafında geziyor. Seviyorum. Yani ortalama hıza sahip karakter. Sahanın etrafında çok fazla geziyor. Pozisyonunda pek oynamıyor. Ama yine de eş karakterinde oynayarak size göstermek isterim. Genelde sonsuzluk arenası, yani arenalarda ilk vuruşu yapmak çok önemli. İlk vuruşu yapmak için de ben genelde en yüksek para değeri olan oranı bet veriyorum ki ilk topa ben başlayayım. Amacım kanatlara gidip orta açmak. Kanatlara gitmek için de acele etmiyorum. Çünkü acele ettiğim zaman rahat ortalar açamıyorum. Gördüğünüz gibi kanata böyle gidiyorum. Pas trafiğinden sonra ortama açıp gol atmaya çalışıyorum. Genelde orta açtığım zaman kafayı vurduğum taraf, gol atmak için vurduğum taraf ortanın geldiği taraf. Çünkü kaleciler ters ayakta yakalanıyor. Bir oyun da olsa kaleciler genelde ters ayakta yakalanıyorlar ve diğer köşeye zıplamaları daha kolay olduğu için ortanın geldiği tarafa gol etmeye çalışıyorum. Bakalım, bu videoyu anlatırken umarım yenilmem. Karşımdaki oyuncu da benim tarzımda oynuyor. Onun bana göre maçı biraz daha az. Çok kanatlara gitmek için acele etmiyorum. Böyle kanatlara gittiğimde de gol atması çok zor olmuyor. Şimdi ortanın geldiği tarafa kafayı vuruyorum ki kaleci diğer tarafa zıplamaya daha meyilli oluyor. O yüzden ortanın geldiği tarafa genelde kafa vurmaya çalışıyorum. Bu formasyonu oynuyorsanız safe özelliği, yani güvenli özelliği yüksek karakterleri oyunda tutmalısınız. Topları tek top çıkarmaları gerekiyor. Sonra çok hata yapabiliyorlar. He's read that one absolutely perfectly.
Good possession. Well, they're passing well. Acele etmiyorum gördüğünüz gibi kanatlara gitmek için. Eğer bu kanattan mesela çok iyi ortalaşamayacağım zaman diğer kanada dönmeye çalışıyorum. Hemen Nazari'ne katkısı kullanmanın göstergesi de bunlar. Hızlı oyunculara rahat yetişebiliyorlar. Tepki süreleri de yüksek olduğu için hızlanmaları yüksek oluyor. O yüzden Aboubakar sabrede de varsa bile başlangıç hızları onlardan fazla. Tepki süresi yüksek olduğu için başlangıç hızları fazla oluyor. Gets the cross in. Can he get a shot in? Gallagher. He got a good hand behind that. That's gone out for a corner. They're getting bodies into the box for the corner. Corner taken long. The striker picks it up. Budak into the last few moments now. Oh, a chance now to turn defense into attack. Defender in possession. A few olays from the crowd. Çok zor anlarda mümkünse kaleciye dönmeye çalışıyorum ki topu rahatça çıkarabileyim. Çünkü kaleciler direkt tek topla çıkıyorlar. Peki ortaları nasıl açacağımız önemli. Dediğim gibi kanatlara gitmek için çok acele etmemize gerek yok. Başlangıç vuruşunda genelde kaleciye dönüyorum ki tüm oyuncularım pozisyonlarına geçsin. Dizimlerini alsın. Rahatça top çıkarayım. Bir de eşi çıkararak oynayalım. Eşin atak özelliği güvenli özelliğinden daha fazla olduğu için genelde pas vermek yerine top sürmeyi tercih ediyor. Hızı da 30 gibi ortalama bir hız olduğu için genelde çok tercih edemiyorum. Çok oynamak istiyorum ama tercih etmiyorum. Çünkü hani defansta kullandıkları karakterler genelde 30'dan daha hızlı oluyorlar. O yüzden çok rahat top kaptırabiliyor. O yüzden Aboubakar, Sabre ve Sandberg gibi karakterler çıkana kadar karakterler çıkana kadar bu şekilde oynuyorum. Gördüğünüz gibi forvet arkasında da çekiç kullanmamak amaç. Toplara kafa topu bile olsa çok sert bir davranıyor. Really well played. He's one of the best there is. He's so good at reading the game. Good possession. He slides for the ball. Genelde karşı rakip korner kullandığında her an bir oyuncuya tıklamıyorum ki kısa korner kullanabiliyorlar. Kısa korner kullandıklarında da ceza sahasındaki bir oyuncular kesinlikle boşa çıkıyor. Boşa çıktığında ise rahatça gol atabiliyorlar. Şimdi kaleciye dönmemdeki amaç daha rahat top çıkarabilmekti. Bazen kaleciye böyle saçmalayabiliyor ama defansın ortasında bakın kanada çok rahat dönebiliyor gördüğünüz gibi. Çünkü güçlü karakter Estevez. Forvet arkasında da çekiç kullanmadaki amaç da bu. Güçlü şutlar çıkarıp kalecinin tutmasını zorluyor. Böyle karşı tarafından da çekici olduğu için de kafa toplarına vurmamız biraz zor oluyor. Late short by the keeper. Ortiz. This player really dominates the play.
Good possession. This player is on another level. Can they keep up this great passing? Oyunun, bu oyun tarzının en büyük düşmanı hızlı karakterler. Bizim de oynama tarzımız sürekli pas trafiğine dayanıyor. En iyi pas, en iyi zamanla yapıp kanatlara dönüp gol atmaya çalışmak. They've got the lead, but to keep it, they're still going to need to have their composure. Good possession. Well cut out. Patrizio. Passed inside. 3-5-2'nin de en büyük düşmanı kesinlikle 5-3-2. 5-2-1-2'dir. Çünkü onlar da kanatlara gitmek inanılmaz derecede zor. Zor olduğu için de. This team look eager for more goals. Orta açmanız da zorlaşıyor. Patrizio. Well, his team is keeping the ball for fun here. The assistant's kept his flag down. He's onside. Oyuncu offside olduğu için kanat değiştirdim. Normalde hiç yapmayacağım şeyler. Forvet arkası. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol yıldızlı, bol kutulu ve bol galibiyetli oyunlar diliyorum. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And